Kim Kimdir'e bu hafta Türk İş İnsanı Sabancı Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı konuk oluyor. Hadi o zaman hep birlikte Sakıp Bey'in hayatını öğrenelim. Sakıp Sabancı 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu'nda okudu. Lise eğitimi devam ederken üst üste 3 kez zatürre hastalığına yakalanması okula devam etmesine engel oldu. Sakıp Sabancı ilk önce Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başladı. 25 lira maaşla çalıştığı bu işte pek çok şey öğrendi. Daha sonra Akbank'tan ayrılarak Bosna Un Fabrikası'nda veznedar olarak işe başladı. Sabancı 1995 yılında fabrikanın ticaret müdürü oldu. 2 yıl sonra aynı fabrikanın genel müdürlüğü ve Bosna Tekstil İşletmesi'nin müdürlüğünü yaptı. 1966 yılında polyester ve iplik fabrikası Sasa'yı kuran Sabancı'nın aynı yıl içerisinde babası Hacı Ömer Sabancı vefat etti. Hacı Ömer Sabancı'nın ölümünden sonra kurulan Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı Sakıp Sabancı oldu. Sakıp Sabancı aynı dönemde pek çok kuruluşun da yönetim kurulu ve murahhas üyeliklerini yaptı. Türkiye Cumhuriyeti için yararlı birçok şirket kuran, yaşamını sanayi, kültür, sanat ve eğitime adayan Sakıp Sabancı, ömrü boyunca Türkiye'nin gelişmesi ve dünya ülkeleri arasında katılması için çalıştı. Hayırsever kişiliği ve aynı zamanda yazar kimliğiyle ön plana çıkan Sakıp Sabancı, deneyimlerini yeni nesillerle paylaşmak için pek çok kitap yazdı. 1981 ve 1989 yıllarında iki defa kalp kapakçı ameliyatı olan Sakıp Sabancı, böbrek kanseri rahatsızlığı nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi görürken 10 Nisan 2004 yılında İstanbul'da bizlere veda etti. Diyorum ve sözlerimi burada noktalıyorum. Sizler için hazırladığımız en güncel videolara ulaşmak için TRT YouTube kanalını ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki Kim Kimdir'de görüşünceye dek hoşça kalın.